Merhaba. 2 önceki analizde MHP bozmadıkça ilkbaharda seçim olmaz demiştim. Bir ihtimal daha var. AKP bölünür. Erdoğan koalisyon çoğunluğunu yitirecek miktarda vekil kaybederse Bahçeli de kurtaramaz. Mevcut AKP ve MHP liderliği kendiliğinden seçime gitmez, gidemez. Son grup konuşmasında Bahçeli erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, haydi seçim yoktur, derhal seçim yoktur laflarıyla kapıyı kapattı. Kılıçdaroğlu'na hitaben sevsen de sevmesen de buna alışacaksın dedi. Erdoğan çaresiz Bahçeli'yi teyit etti. Sevse de sevmese de bunların alışmalarını tavsiye ediyorum saray o kadar köşeye sıkışmış durumda ki helallik isteyen Bülent Arınç'a bile apar topar randevu verdi. Arınç ise beni fazla zorlama, işte adımı değiştiririm, tehdidini yuttu. Erdoğan çatırdayan kalesinde herkesi memnun etmeye çalışarak zaman kazanıyor. Zayıflamış surlarda delik açılsın istemiyor. Elbette akşam başka sabah başka konuşan bu isimlerin ipiyle kuyuya inilmez. Bu şerhe düşerek devam edelim. İktidarın sözleşmeli öğretmene müjde vermesi, asgari ücrete tatminkar zam yapmak istemesi ve benzeri icraatları fokurduyan tabanın gazını almaya yönelik eylemler birer seçim habercisi değil, o eskidendi. İktidarı seçime zorlayacak şey siyasi dengenin bozulması. Bu da iki türlü olur. Ya geminin battığını gören MHP çekilir ya da AKP'liler birer ikişer kopmaya başlar. İkisi birden de olabilir. Mecliste çoğunluğu kaybeden Erdoğan'ın bir biçimde parlamentoyu ekarte etmeye çalışacağını da hesaba katın. Daha önce yaptı çünkü. Üstelik parlamenter sistemde yaptı bunu. Saray meclis nasıl bypass edilir? Mutlaka çalışmış, risk analizleri yapmıştır. Emin olun buna. Bahçeli masayı devirirse bunun karşısında durması zor. AKP bölünürse bölünmenin şiddetine göre değişir. İşitiyorum. Yüksek enflasyon karşısında hiçbir hükümet duramaz. Türkiye'de bu kadar dönem üst üste gerilemenin ardından kimse iş başında kalamadı filan. Bu tür yorumlara takılmayın. Bunlar eski Türkiye için geçerliydi. Bugün Erdoğan için halkın fakirleşmesinin, hayat pahalılığının, alım gücünün düşmesinin, akaryakıt fiyatlarının filan zerre önemi yok. Bunu değiştirmek gibi bir niyeti de yok olsaydı kendi elinde olan araçları kullanır, enerji fiyatlarına zam yapmaz, gecikme zamlarını düşürür, ne bileyim köprü geçiş ücretlerini filan sabitlemeyi düşünürdü. Yapmadı, yapmayacak. Para akıyor çünkü. Üzgünüm keşke duymak istediğiniz şeyleri söyleyebilseydim. Parçalanmanın önüne geçebilmek için yapacağı tek şey var. Korku salmak. Şiddete başvuracak ortağı Devlet Bahçeli Mansur Yavaş hamlesiyle fitili ateşledi. Uydurma Erdoğan'a bombalı suikast haberi de peşinden geldi. Sıkı durun ve muhalefet her şeye hazırlıklı olsun.